fazla ilgileniyor benim hayatımla. Hande, kaşınıyorsun ama. Bu kavga yeni değil. Bakkal müziğiyle de böyle hissedenlere ben üzülüyorum. Bu sarmaş dolaş haller eski değil. Son ayların kanlı bıçaklı iki popçusu Demet Akalın, Hande Yener'in sarmaş dolaş görüntülerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Benim gönlümün de kraliçesi. Gerçekten çok seviyorum Hande'yi. Demet Akalın ve Hande Yener kan kardeş gibi. Demet'ciğim yani ne desem az sana. Gerçekten çok seviyorum seni. Demet Akalın ve Hande Yener öz kardeş gibi. Gerçekten ben Demet'i inanılmaz seviyorum. Kavga ettiğiniz dönem bile ben ona sempati duyuyordum. Yok yani. Duyuyordum evet. Bu görüntüler çok ama çok konuşulacak. Özgüveni tamam eksik atili. Avucuna almış seni besbelli. Demet Akalın ve Hande Yener kavgasının altında gerçekten ne var? Birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Bu dostluk görüntüleri ne? Ya 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 sen çok bilen. Ya 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 yalnız güzel. Ya 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 sen terk edildin ya. Bu kavga ne? Düşmanımı yanımda tutuyorum diyen ben miyim, kendisi miymiş ona sorarsınız. Bütün bu soruların cevapları geliyor. Senin bana küs olduğunda bile koşarım geldiğini. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Parça aynı. Çamur. Bakkal müziğiyle de böyle hissedenlere ben üzülüyorum. Hande Yener, Demet Akalın kavgası bitmiyor. Amerika, Kuzey Kore barışır, onlar barışmaz. Koreli Amerika gibi. Bu sene Gülşen'in senesi oldu. Açıkça bak böyle bir popstar olarak söylüyorum. Ben bile beni geçemeyeceğim. Neler söylediler birbirlerine neler. Eski defterler açılıyor. Yeni defterler açılıyor. Oysaki her ikisi de popun zirvesinde. Taht alır adını üstüne oturanda. Minicik kaldırım taşın fırlantaya mı karşı? Asla, asla. Nazar olsam bile değmem mi sana? Restine rest, jestine jest. Bundan sonra böyle. Adresim zirve benim. Ebi zahmet çiçeğini yollarsın. Evet, zirvedeler. Milyonlarca sevenleri var ama kanlı bıçaklılar. Ben halkın sanatçısıyım. Hafta içinde son olay Hande Yener ve Demet Akalın kavgasında bardağı taşırdı. Bir müsaade, biz röportaj yapıyoruz. Müsaade. Estağfurullah. Sen kal, size müsaade. Estağfurullah. Size olur, müsaade. Sen, Hande Yener sadece işini yapmaya çalışan bir muhabiri, sadece ve sadece Demet Akalın'a yakın diye ve Seren Serengil adına çalışıyor diye bulunduğu ortamdan attırmaya çalıştı. Alalım arkadaşı aşağıya. Buyurun. Bunlardan mı rastladın? Yok hayır, sizin varlığınızdan. Evet, teşekkürler. Hocam, ne yapmayın arkadaşlar, yapmayın, gerek yok. Hande Yener'in öfkesine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi. Benim için bitti. Benim için bir ölüsün. Ben seni yok sayıyorum, yok. Ne verilen cevaplar, ne sorulan sorular benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle ağır konuşuyordu Demet Akalın Hande Yener için. Ve aslında benimle muhatap olma derken yeni yeni polemiklerinde fitilini ateşliyordu farkında olmadan. Birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Komple bitirdim onu. Ben bana hiç adını anmayın. O fazla ilgileniyor benim hayatımla. Oysa ki bu ikilinin nasıl da mesut ve bahtiyar olduğu günler tozlu arşivlerde gizli. Dertsiz başıma dert açtın, hayatımda kısa süre yer aldın. Birlikte reklam çekmişlerdi. Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti, tozu kaldı. Çocuklar gibi şendiler. Kan kardeş gibiydi, hatta öz kardeş gibiydiler. Kalp kırılır korkma, yapıştırıcısı da zaman ve taht. Alır adını üstüne oturandan. Birbirleriyle şakalaşıyor, kucaklaşıyor, hopluyor, zıplıyorlardı. Sonra tıpkı bugünlerde olduğu gibi yine birbirlerine girmişlerdi. Ne? Kız o benim şarkım, o can düşmanımın şarkısı. Allah vermesin. Sormayın bana artık birden. Sonra tekrar barışmışlardı. Hem de bir canlı yayında can ciğer kuzu sarması olmuşlardı. Telefonumuz varmış, sen alo de, benim de kim olduğundan hiçbir fikrim yok. Alo? Hiçbir fikrin olamaz çünkü sürpriz telefon. Aa değil mi? Aa.
Demet Akalın. Sabah Tümer'in programında Hande Yener ve Demet Akalın eski kavgalarını unutmayı bırakın, hiç yaşanmamış gibi şakalaşıyorlar. Şimdi ben o hayatımda olduğu için ve en kıymetli dostlarından biri olduğu için gerçekten aynen, çok şanslı hissediyorum kendimi. Kim ne derse desin bence o benim gönlümün de kraliçesi. Gerçekten çok, çok seviyorum Hande'yi. Sizi çok öpüyorum. Hadi bana biraz şarkı söyleyin. Aa canımsın. Telefondan da olsa kucaklaşıyorlardı. Mehmet'ciğim yani ne desem az sana. Gerçekten çok seviyorum seni. Ömür boyu mutlu olmanı diliyorum eşinle. Aa, inşallah. Çoluk çocuk inşallah. Sonra yine birbirlerine girdiler. Bir numara zannediyor. Bırak orada kalsın. Bin senin içerisinde. Starım falan diye takılmıyorum. Ben zaten starlığımı yaşatıyorlar bana. Hissettiriyorlar her zaim. Ve sonra bir kez daha barıştılar. Yine canlı yayında. Gerçekten... Çocukluk yaptığımız dönemler de oldu, şımardığımız dönemler de oldu. Hem kendi adım için söylüyorum, hem Hande adına söylüyorum. Sanat camiasında baktığımızda çok lüzumsuz ve gereksiz kavgalar yapmışız. Yani eski dönemlerde de insanlar birbirlerine girmişler. Biz sadece çok milenyum döneminde fazla dikkat çektik. Yakışmadı o döneme diye düşünüyorum. Ama şu an bu yaptığımız çok yakıştı. Aradığın için çok teşekkür ediyorum. Çok nazik bir davranış. Ve şimdi yine kanlı bıçaklılar. Şimdi sen, ben bir insana samimiyet gösterdiğimde hala sen beni içten yıkmaya çalışıyorsan o zaman... Zorlamaya gerek yok. Düşmanımı yanımda tutuyorum diyen ben miyim, kendisi miymiş ona sorarsınız. Bir darılıp bir barışıyorlar. Birbirlerini yaşayan ölüler ilan ediyorlar. Hande Yener biliyorsunuz arkadaşlar. İsmi soyad benim. Ay hadi. Ertesi gün bir bakıyoruz. Tıpkı Hande'nin şarkısındaki gibi küs olsalar bile birbirlerine koşa koşa gidip işte böyle sarılıyorlar. Seni...